Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün 22 Mart Cuma ve burada anlattıklarımız kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir kıymetli dostlarım. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz her zaman olduğu gibi. Evet konumuz kripto paralar. Son konumuz bitcoin ve altcoinler sevgili dostlar. Hemen şöyle bir piyasayla başlayalım. Piyasada son durum ne? Piyasalar bugün iyi değil. Genel ortalamaya baktığımızda %2.26'lık bir geri çekilme, hacim tarafında da %27'lik bir geri çekilme var. Hafta sonuna kötü giriyoruz diyebiliriz. Hafta sonuna kötü girmek istemiyoruz. Destek dirençlere birazdan bakacağız. Hafta sonuna kötü girersek öyle devam etmesinden korkuyoruz arkadaşlar. Bitcoin'e baktığımızda %3.39 düşmüş ki hiç iyi değil. Ethereum'a baktığımızda %3.21 düşmüş. Burada hemen ölçü Bitcoin. Bitcoin'den daha fazla düşmüş Ethereum ne yazık ki. Binance'in BNB'si 0.50'lik bir yükseliş kaydetmiş. Solana %7.45'lik bir geri çekilme var. Ripple tarafında 0.70 artı Dogecoin %4.67 artı Cardano %1.84 AVAX'a baktığımız sayı ise dün nerede bıraktıysak oradayız. 0.25'lik bir kırmızılık var ilk 10 coin'de. Şöyle yükselenlere baktığımız zaman en tepede Phantom'u görüyoruz. İkinci sırada ICP. Ron'u görüyoruz arkadaşlar. STX'i görüyoruz. Tonecoin, Doge, Maker, Aptos, Kaspa, LDO ve Arcoin'i görüyoruz. Bunlar en çok yükselen. Peki ya yükselemeyenler? Nereden aldım bu coin'i? Dediğimiz coin'lerse ise Tao'yu görüyoruz arkadaşlar. %9.40 geri çekilmiş. Floki'yi görüyoruz. %8.78 geri çekilmiş ki Floki haftalıkta da ne yazık ki zararda. Aylıkta yıllıkta gayet iyiyken ne yazık ki günlük ve haftalıkta zararda Floki. Jap'ı görüyoruz. %7.56 eksi ve Solana %7.5. Arbityum, FET arkadaşlar, PETH ve VLD'yi görüyoruz. Bunlar eksi de olan coinler. Peki neden eksiyiz arkadaşlar? Ne oldu da eksiye döndü bu piyasa? Çok pardon. Hemen bakalım niye piyasanın eksi döndüğüne. Sebep Bitcoin sistemine göre bir numaralı sebep Bitcoin ETF'lerinden yaşanan çıkışlar. Bir detay arkadaşlar. Önce bir okuyalım. Sonra detaylara gireriz. Bitcoin ETF'lerine çıkışlar devam ediyor. Alım alımlar, satışları ne oranda karşılıyor? İşte detaylar. Başlık bu. Kimin? Utku Yanığın haberi. Baktığımız zaman sevgili dostlar, şimdi bir taraftan alımlar var. Birileri bir taraftan alıyor. Birileri de bir taraftan satıyor. Satıcılara baktığımız zaman yani toplam alla satı birbirine çarpıp toplayıp böldüğümüzde ortaya çıkış olarak 93.85 milyon dolarlık bir çıkış olmuş. 93.85 milyon çok da büyük bir para değil. Genel e, şeye göre ETF'lerin hacmine göre ama sonuç olarak baktığımızda e, çıkış var yani çıkanların miktarı girenlerin miktarından fazla. Biraz daha ayrıntı indiğimizde çıkışlara öncülük eden Grayscale ETF'i 358 milyon dolarlık bir çıkış kaydetmiş arkadaşlar ve şaşırtıcı. Oldukça yüksek bir çıkış var Grace Geller tarafında. Devam ettiğimizde ise aşağılara indiğimizde de buna karşılık çıkışların ortasında BlackRock ETF'i de aynı gün arkadaşlar çıkışların bu kadar çok olduğu gün en yüksek tek günlük net girişe sahip oldu. Buyurun cenaze namazınız. Aynı gün arkadaşlar Grace da çok yüklü çıkışlar olurken, güçlü çıkışlar olurken, çıkışlarda rekorlar gelirken Grayscaler tarafında BlackRock tarafında da giriş rekorları kuruluyor. Acayip derecede BlackRock tarafında da alım yapılıyor. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Sermaye el değiştiriyor. Bitcoin kripto paralardaki yıllardan beri var olan Grayscaler hakimiyeti buna Selahattin değil tabii ki de Özgür Demirtaş da dikkat çekmişti. Reskeleri yapmış olduğu elindeki güçten falan bahsetmişti geçen senelerde. Özgür Demirtaş buradan sevgili selamlarımı gönderiyorum hocama. bayağı bir Reskeleri ön plana çıkartmıştı. Daha önceki açıklamalarda paranın el değiştirdiğini görüyoruz. Artık Bitcoin'in patronu zaten öyle de iyice kesinleşiyor. Buranın patronu, buranın ağababası, tıpkı tüm dünyanın ağababası gibi BlackRock olmaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. BlackRock ETF'lerine, BlackRock tarafına acayip derecede Bitcoin girişleri oluyor. Bitcoin ETF'leri girişleri oluyor. Bugüne baktığımızda Grace Grayscale'ın sadece BlackRock'ın aldığından daha fazla çıkış olmuş. Sıkıntı burada. Bundan dolayı da bir düşüş yaşıyoruz. Haberiniz olsun. Bunun tabii ki de geçici olduğunu düşünüyorum. Bir başka haber arkadaşlar ilginç bu da. Hani FTX'in kendi içinde olan bir haber ama bizim bütün ekosistemi ilgilendiriyor. FTX borsası yeni giren arkadaşlar bilmez. Dünyanın en büyük ikinci büyük borsası idi. Battı. Yöneticisi Sam Bankman-Fried tarafından yanlış işlemlerden dolayı battı arkadaşlar. Battıktan sonra da bu Sam Fry'de CEO'sunu e, dolandırıcılıkla falan suçladılar. 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl, 10 bin yıl her neyse hatırlamıyorum. Ya yani ömrünün yetmeyeceği kadar uzun bir süre hapiste yargılanıyor şu an. Bazı cezaları kesinleşti, bazıları kesinleşmedi. Şimdi burada ilginç bir olay var. Ne okuyalım haberi? FTX'in yeni CEO'su dolandırıcılıkla suçlanan Sam Bertman Fry'de mahkemeye şikayet etti. Yeni CEO eski CEO'yu şikayet ediyor. Mete Demiralp'in böyle Konu ne arkadaşlar? Gelip detayları burada okuyabilirsiniz. Sam Bergman Fried demişti ki borsanın Kasım 2022'de çöktüğünde müşterilerinin hiçbir zarar görmediğini ve hiçbir fonun kaybedilmediği yönündeki iddialarına şiddetle karşı çıktı. Şimdi müşterilerin hiçbir zarar görmediği külliyen yalan. Battık. Müşterisi olmayan biz bile battık yani o dönem. FTX'e benim hesabım olmadığı halde yani FTX düşünce Bitcoin düştü. Bitcoin düşünce hepsi düştü. Özellikle Solana tarafında ve SRM tarafına baya bir çöküş yaşadık. Elimizde Solana vardı. Gerçi fırsata çevirdik. Hazır düşmüşken daha çok aldık. O ayrı mesele de o an için zarar gördük hepimiz. Zarar görmeyen görmedim diyen yalan söyler. <laughs> dolaylı olarak herkes zarar gördü. Dolayısıyla bu külliyen yalan zaten. İkincisi hiçbir fonunda kaybedilmediği yönünde. Buraya karşı çıkıyorlar daha çok. Şimdi hiçbir fonun kaybedilmediği ne demek arkadaşlar? Şimdi siz gidiyorsunuz borsaya elinizde paranız var. Bitcoin alıyorsunuz. Ne kadar Bitcoin alıyorsunuz? 0.5 adet ya da 1 Bitcoin ya da 10 Bitcoin paranıza göre alıyorsunuz bir Bitcoin. AVAX alacaksınız. Kaç tane AVAX alıyorsunuz? 20 adet. Örnek yapıyorum. Sepet yapıyoruz. Kaç tane? 10 tane Solana alıyorsunuz. İşte bilmem 1 milyon tane lunç alıyorsunuz. Kafanıza göre bir sepet yapıyorsunuz. Adet adet ama. Hani 100 dolar, 200 dolar, 500 dolar değil. Coin bazında adet adet alıyorsunuz. Ve e, diyorsunuz ki benim burada FTX'te e, konuşulduğunda bir e, adet Bitcoin'im var. 10 tane Solana'm var. 20 tane Avax'ım var. FTX borsası açıldığında her şey normale geldi, döndüğünde ben FTX'ten bir Bitcoin'imi alacağım. O anki kur neyse. Bitcoin baktığındaki fiyatı, dolar fiyatı, TL fiyatı, işte ruble fiyatı beni ilgilendirmiyor. Benim içeride bir Bitcoin'im var, bir Bitcoin'imi alırım. 10 tane Solana'm var, 10 tane Solana'mı alırım. 20 Avax'ım var, 20 Avax'ımı alırım. Müşteri fonu derken kastedilen bu. Bunların hepsi diyor aynen duruyor diyor. Eski CEO Sam Bertman Fried. Yeni CEO da diyor ki yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Evet işte Eko Kripto Erkan'ın burada bir bitcoin'i var görünüyor kağıt üzerinde. Girişte görünüyor. Adamın cüzdanına baktığın zaman ekranda görünüyor. 10 tane avaksi 20 tane sola nasıl var diye. Kayıt var. Ama mal yok ortada. Nerede o bitcoin? Yok. Tabelada. Tabelada benim bir bitcoinim var. Tabelada 10 tanesi olan var ama içeride mal yok. Nerede bu mal diyor. Ve bundan dolayı bayağı da bir diyor, suçluyor. Mahkemeye mektup gönderiyor. Ve diyor ki içeride diyor 100 bin bitcoin olması gerekirken biz diyor aldığımızda sadece 105 tane bitcoin var diyor. Görünen. Bilinen. Elle tutulan. Bitcoin elde tutabilir misin? E tuta, tuttuğumuzu varsayarsak. 100 bin taneden sadece 105 tane var diyor. Yalan söylüyorsunuz diyor. Bu adamı diyor en yüksek cezayla yargılayın diyor. Adi sahtekar diyor. Bu suçunu hafifletmek için böyle iftiralar atıyor diyor arkadaşlar. Tamam bu da böyle bir konu. Başka? Bitcoin'de boğa beklentileri artıyor. Bernstein analistleri Bitcoin fiyat hedefini yükseltmiş. Neymiş bunların hedefi? Bunlar biraz sıfırca e, sıfırcı hoca arkadaşlar. 2024 yılı için sevgili dostlar 80 bin dolardan 90 bin dolara çıkartmışlar. Nedenlerini de çok e, bayağı bir anlatmışlar. Özellikle madenciler, madencilerin borsalardaki hisse senetleri, diğer girişler, diğer çıkışlar, ETF'ler bayağı bir ayrıntılı e, gelip buradan okuyabilirsiniz e, böyle bir olayımız varmış. Ben sadece 80'den 90'a çıkardıklarını söyleyelim. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Hani 2024 boğası, 2024 yılı boğası diye konuşuyoruz ya. Yok öyle bir şey. 2025 boğası var. 2024'te 2023'ten daha iyi olacağız. Onda bir hemfikiriz. 2023'te 2022'den dahildik. 2021-2022'de böyle ayının dibine 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 yaşadık. 2023 yılının en başında alın dedik. Yani düşüşler alın fırsatıdır. Bir senedir boğazım patladı. Alın düşüşler alın fırsatıdır. Hocam düşüyor öldük bittik battık ne yapalım dediğinizde alın dedik. Hepsine alın dedik arkadaşlar çalışan adamlarsınız dedik. Maaşınız var dedik. Maaşınızın işte yüzde onunu, yüzde beşini, yüzde yirmisini maaşını yetmeyenler. Hocam ben askeri ücretliyim. Ben öğrencimleri kastetmiyoruz. Onlar zaten karnlarını doyuracaklar o kadar. Karınlarını da doyurmaktan fazla para kazananlar için. Paralımız var. Ne yapalım hocam? Neye yatırım yapalım diyenler için. İşte düştü. Hazır düşmüşken alın dedik 2023'te. 2024'te de aynı şeyleri söyleyeceğiz arkadaşlar. Burada da kastedilen o 80 binden 90 bine çıkması çıkartmaları hedeflerini şu an 60 binlerdeyiz. 90 binlerde yani bir yüzde bir yükseliş öngörmüşler. 2024 için 2025'te gerçek bir boğanın meyvelerini yiyeceğiz. İlk döneminde ikinci dönem itibaren tekrar piyasanın <laughs> X'e doğru dönmesini bekliyoruz 2025'te. Bu konuda anladığımızı düşünüyorum. Boğa 2020 2024'te iyi olacağız. 2025'te kral olacağız. Ve Coinbase'ten de bir rapor geldi arkadaşlar. Coinbase borsası Bitcoin halving raporu e, yayınladı. Bitcoin fiyatı nasıl etkilenecek? Buradaki geçmiş döngülere baz almışlar. Ve geçmiş dönemlere baktığımızda Halving'den önceki 6 ayda, şu an Halving'den önceki 6 ayın içerisindeyiz. Bitcoin'in %61'lik bir artış gösterdiğini söylemiş. Şimdiye kadar %61. Peki Halving sonrası ne zamanda da Halving? 20 Nisan gibi. Halving sonrası 6 ayda da %348'lik bir yükseliş beklediklerini söylemişler. Burada anlaşılmayan bir şey yok. Altlarında da tabii yatırım tavsiyesi vermiyoruz. İşte daha önceki halvinglerin sayısı yetersiz. Top topu 3 tane 4 tane halving oldu falan filan demişler. Hani bilgiler yetersiz ama böyle de bir veri paylaşmışlar. Ve genelde bu tutuyor. Önce %61 sonra önceki 6 ay 161 halving sonrası 6 ayda da %348'lik bir yükseliş oluyormuş. Şimdi Gelelim zurnanın zırt dediği yere. Bitcoin'in e, göstergeler Bitcoin konusunda bize ne söylüyorlar? İndik aşağıya. Momentum ve MACD sata dönmüştü. Hala sattalar. Bunlar bir türlü ala dönmüyor ve bunlar ala dönmediği müddetçe Bitcoin'de biz güçlü ala dönemiyoruz, uçamıyoruz, kaçamıyoruz. Ama döngüye baktığımızda boğayı gücünün al verdiğini görüyoruz düşüşler alım fırsatıdır demeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hareketli ortalamalarda 10 günlük emaların ve basit hareketli ortalamaların ardından 20 günlükler de sata döndü. Bu cephede işler iyi gitmiyor. Alt tarafta da hani güçlü ala dönebilmemiz için bu hareketli ortalama ala verdikte al verdikten sonra hacim ağırlıklı ortalamanın da al vermesini bekliyoruz demiştik. Ne yazık ki bu taraf ala dönemedi. Yani 67.500'ün üzerine atamadık. 67.500'ün üzerine atamadığımız müddetçe de sıkıntı var demek. Şimdi bir de grafiğimize bakalım. Grafikte vaziyet neymiş arkadaşlar? Şunu şurayı kapatalım. Şöyle önce bir genişten alalım genişten aldığımızda Evet bir düşüş arada bir yeşillik yeşillikten sonra e, Bitcoinde bir al sinyali ama bu alın güçlü ala dönmesi için belirli kriterleri var demiştik o belirli kriter olarak da şurayı belirlemiştik Arkadaşlar şurası dediğimiz şurası şurası deyip durma rakam verdi bu bölgeyi demiştik arkadaşlar 68 binde 68 bini kıramadık hemen ardından da 67 binleri destek olarak belirttiğimizde gene kıramadığını ve aşağıya doğru düştüğünü görüyoruz. Ne yazık ki Bitcoin'de yönümüz aşağıya. E peki nereye kadar aşağıya diye düşünürsek arkadaşlar alt tarafta var olan bir yükselen trende dikkat çekmek istiyorum. Dipten geliyoruz arkadaşlar. Dipten başlayan bir yükselen trend. Şurasının çok güçlü sağlam bir destek olduğunu görüyoruz ve ardından şurası bir al Burası üst taraf güçlü al demiştik. Güçlü ala bir türlü gelemedik. Ve şu an kırmızıları yakıyoruz. Gelip geleceğimiz dip seviye olarak da kaç çıkıyor? 63.500'ler. Bu 63.500'lere geleceğimiz anlamına gelmez. Kötü senaryo olarak arkadaşlar. Bitcoin'e düşüşün devam etmesi durumundaki ilk destek bölgemizin 63.500'ler olduğu anlamına gelir. 63.500'lere geldiğinde 4 saatlikte yeşil yaktığımızda bunun tekrardan al yakmasını bekliyoruz. Şu an için e, herhangi bir alım falan yok. Hatta şunu da şöyle alabiliriz. Çünkü 3 kere yukarıya değmiş zaten. Burası değmiş, burası değmiş, burası değmiş. Bir türlü kıramamış aşağıya doğru dönmüş. Şu an alt desteğimiz 63.500. Onun altında da 60.900'ler var. 63.500'e gelir ise sevgili dostlar ben elimdeki nakiti piyasaya biraz daha sokarım. Elimizdeki nakiti nereden buluyoruz hocam dediğimizde en çok yükselen şimdi sepetimiz var. Geçen gün video yaptık. Alırsın Ford, olursun Lord dedik arkadaşlar. Öyle değil mi? Demedik mi? Dedin hocam. Nerede dedin? Nerede dedik? Şöyle baktığımızda hatta hiç kimse de izlememişti onu. Diyorsunuz ki hocam Aldığınız coinleri paylaşır mısınız? Hocam aldığınız weapon biz izleriz videonuzu diyorsunuz ama izlemiyorsunuz. Ben de bakın burada bakın burada iki gün önce. Alırsın fort olursun lord. 550 kişi izlemiş. Avax videosunu 2500, Bitcoin videosunu 3400, Ford videomuzu 550 kişi izlemiş. Baktığımızda fortun bugün uçup kaçtığını görüyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? O videodaki destek dirençlere bakacağız. Eğer gelmişse Ford'larımızı satacağız. Karlarımızı alacağız. Nakitimiz cebimizde olacak. Ford'dan aldığımız parayı da buradan piyasaya sokacağız. 2, 2 daha 4 nakiti buradan elde edeceğiz. MLN varsa elimize satacağız. Elimizdeki nakiti buradan piyasaya sokacağız. Böylelikle her zaman elimizde nakit yani düşüşleri alım fırsatına çevirecek kadar bir nakitimiz olacak. Ve Altta kalanları hani düşük olanları satmadığımız için de aynı zamanda malda olacağız. Piyasa yükselse de biz kazanacağız. Piyasa düşse de ucuzdan mal toplamamız için yine biz kazanmış olacağız. Ve gelelim bugünün sorularına. Hepsini cevaplamayacağız. Belli başlıkları cevaplayacağız. Hepsini cevaplayacağız da coinlerin hepsini incelemeyeceğiz. Canlı yayınlara girebilmek için canlı yayınlar yapıyoruz ara sıra arkadaşlar müsait olduğumuzda. Sadece katılıcı arkadaşlar orada soru-cevap yapıyor çünkü çok fazla soru oluyor. Bir anda 100-200 tane koyun sorulu 100-200 tane tabi koyuna bakamayacağım için mecburen canlı yayınları sadece katılıcı arkadaşlar açtık. katıldığı da iki tane paket var, biri 25, biri 50. Ha bu arada hatırlatalım bu ay e, sevgili dostlar. Ee, YouTube'dan 7600 lira mı öyle bir para geldi bana hesabınıza böyle para geldi diye unuttum 7700 mi öyle bir şey ee, YouTube gelirlerini bağışladığımızı söylemiştik 7700 lira da bu ay bağışlayacağız hem de katıldan hem de videoların izlenmelerinden gelen para Eko Kripto kanalı YouTube kanalı bu ay YouTube'dan 7000 küsür şimdi küsurat hatırlamıyorum 7260 mı 7760 mı öyle bir para kazandı. Bunlar bağışlanacak. Katıl, matıl, izlenme, reklam, şu, bu hepsi dahil. Evet ondan sonra da grubumuz var. GTO borsası, Bybit borsası, MXC borsası, Binance Global borsasına referansımızda üyelik açanları gene gruba alıyoruz arkadaşlar. Bunları anlattık, geçtik. Lütfen bir günde 5 dakika zaman ayırıp JTO inceleyin demiş. JTO'yu adı zaman ayıralım. 5 dakika belki uzun ama hemen kısaca bir bakalım. JTO'da Görünüm neymiş arkadaşlar? Baktığımızda JTO'da biz hedef olarak daha önce vermiş olduğumuz bir çubuk hedefimiz varmış. Bu demişiz işte önce burada bir çanak var. Bu çanağa gittikten sonra aşağıya doğru bir düşer. Aşağı doğru da düşmüş. Şuraya gelmiş dediğimiz yere. Ha dediğimizden sonra biz biraz yatay gider demişiz ama dediğimiz yere indikten sonra hızlı gitmiş. Daha da iyi olmuş. Hedef ne demişiz? Hedef 36, 90, 3698 demişiz. Hedefe vurmuş. Keşke canlı yayınlarımızı izleseydin de bu analizi görseydin. Hedefimiz 3691. İşte diyoruz ki CTO 3600 e, 3 dolar 698'e vurduğunda sat koy parayı cebine düşük olanı al. Baktığımızda buraya gelmiş satabilenlere ne mutlu. Çünkü satmanızı söylemişiz daha evvelden buraya gelmiş. Şimdi alt desteğe doğru geliyor. CTO almak isteyen arkadaşlar alım yeri istiyorsanız sevgili dostlarım yeni alım yerimiz şurası. Şunu tutamadım. Tuttum. Burası arkadaşlar 2 dolar 700 2 dolar 749 yeni alım bölgemiz. Haberiniz olsun. Hedef uzun vade beklerim ben diyenler içerisinde 16 dolar hedefimiz var JTO'da. Hatırlatmak gerekirse 2.74'ler al seviyeleri hedefte yukarılar. Al sana JTO kısa analizi. 2.74'e kadar ekleme yapma, alım yapma. Devam. İyi günler, her gün zevkli izliyorum. Keyifli vakit geçiyor. Kolay gelsin. Sağ ol Kartalcığım. Sabahları yaptığınız değerli bilgiler için bugün geç kaldık arkadaşlar. Bugün geç kaldık. Teşekkürler Reyhan ım. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Teşekkürler, teşekkürler. Allah'ına kurban, yalınsın, saadesin, bilgilisin. Teşekkürler, sağ olun. Abdi Çavuş, teşekkürler. Teşekkürler, hayırlı işler, sağ olun, teşekkürler. Güzel eliniz olmuş, dikkat edeceğim Max'te, tamam. Günaydın sayın hocam, günaydınlar. Artık bir gelse Bahar Bahçe. İnşallah bekliyoruz heyecanla Bahar Bahçe'yi. Koskoca bir deprem yaşadık, bakalım kaç sene atlatacağız. Manevi zarar ötesi maddi zarar korkunç değerlendirirken bunu da unutmayalım demiş. Unutmayalım. Kolay gelsin. Emeğine sağlık. GRT coin dedi. Müsait olunca bakar mısınız? 3 doları görebilir mi? GRT coin şu an kaç? Öyle ya şimdi her coin'in fiyatını bilmiyoruz hoş. GRT. 3 doları görebilir mi? Ya GRT şöyle konuşalım arkadaşlar. GRT alım yerinde konuşalım önce. GRT alım yeri 0.34. Şimdi GRT alım yeri 0.34'lere gelirse GRT alınır. Buradan alınmaz. Devam. 1 dolar 31 cent'te hedefimiz varmış GRT'de bizim. Kendi ATH seviyesi de 2 dolar 83 cent'miş. 3 doları görür mü? E zaten 3 dolardan gelmiş. Yani bir coin geldiği yeri asla ama asla unutmaz. Dolayısıyla GRT'de 3 doları görür. 2024 yılında görür mü? Çok zor. Ama e, bu anın sonuna doğru 2025'lerde 3 dolarları görebilir. Hatta biraz da geçebilir. 2025 beklersen. Teşekkürler hocam. Alım yerini söyledik. GRT'nin. Oraya geldiğinde ekleme yapabilir. Maliyetini düşürebilirsin. Teşekkürler hocam. Benim de avaks var. İnşallah dilediğimiz yerlere gelir ve hayalindeki şeyleri yaparım. Ama bu ekonomide neler olur bilinmez. Evet ekonomi... İşte işte faiz artırımı oldu. 500 puan bir faiz artırımı oldu. Yani e, tamam iyi bir şey. İyi bir şey derken hani kötünün iyi anladın mı? Hiç böyle olmayabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Hiç böyle olmayabilirdi. Naci Alba görevdeyken faizi %19'a çıkardığında çok doğru bir iş yapmıştı. Çok iyi bir iş yapmıştı. Yüzde on bizim Türkiye Cumhuriyeti ülkemiz için idealdi. Her şey çok güzeldi. Şimdi 50'ye çıkardık faizi. %50'ye çıkardığımız halde yetmiyor yani. Kendimiz bozduk ya. Kendimiz elimizde var olan güçlü bir ekonomiyi G20'lere davet edilen, Davos'a davet edilen, her yere davet edilen güçlü Türkiye'yi kendi elimizle rezil rüsva ettik. Herkes tüm dünya pandemi sonrası faiz arttırımı yaparken yani anlaşılması zor bir şekilde faiz dünya akarken yani ileriye doğru giderken yukarıya doğru giderken biz dünyayı Türkiye'yi aşağı 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 çektik. E şimdi de 50 çıkarıyoruz. Dünya aşağıya doğru inerken faiz indirimleri yapmaya başlarken işte bay mı geçecek faiz mi indirecek derken biz faiz arttırma yapıyoruz. Hep geriden geliyoruz. Hep geriden geliyoruz. Osmanlı'dan beri hep geriden geliyoruz arkadaşlar. Adamlar matbaayı icat etmiş. Matbaaya günahtır demişiz, haramdır demişiz, almamışız. Sonradan, 200 sonra, yıl sonra, 100 yıl sonra, bilmem kaç yıl sonra almışız. Faiz haramdır demişiz. Faiz haram mıdır? Haramdır tabii ki de faiz. Ona ne şüphe? Ama ve lakin buradaki faiz, politika faizi, paranın satış fiyatı, tefecilerdeki işte ben sana 50 lira vereceğim, sen bana ay başına 100 lira verirsin faizinden bahsetmiyoruz. Konumuz o değil. Konumuz İslam'da var olan o faiz haramdırın, tefeci faizi, Yahudilerin vermiş olduğu işte faizler falandan bahsetmiyoruz. Merkez Bankası parası çıkarıyor, basıyor, tıkır 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 para basıyor. Bu parayı piyasaya sürme ücreti olarak geçmek gerekiyor bunu. Yanlış şeylere yanlış şeyler yaparaktan ülkeyi batırdık. İnşallah yani bu 50 bas puan, %50'lik faiz inşallah yeterli olur. Ama yetmeyecek gibi de duruyor. Allah yardımcımız olsun. Hak ettik. Kendimiz yaptık. Kendi düşen ağlamaz. Marketlerde her hafta fiyat artışı oluyor. Her hafta fiyat artışı oluyor. Allah belasını versin marketlerin diyoruz. Hak ettik arkadaşlar. Hak ettik biz. Biz hak ettik çünkü yanlış zamanda yanlış iş yaptık. Biz derken ekonomi yönetiminden bahsediyorum. Ferdi arkadaşa selam. Eyvallah. Piyasa sanki bir ileri iki geri döngüsüne girdi. Şu an öyle duruyor. Evet açma. Daş hakkında hiç analiz görmedim. Benim kanalıma daş analizi var aslında. Şöyle uzaktan bakalım. Hızlıca bakalım. Evet. Hemen hocam şu koyuna bakın, şu koyuna bakın, şu koyuna bakın gibi yorumlar gelmesin. Yarından itibaren ya da bugünden itibaren. Ee, bunlar hepsi seçmece yani. Bazı günler bakacağız, bazı günler bakmayacağız arkadaşlar. Daş koyunda dipten, evet şurada al verdiğimiz bir seviye varmış. Burası al. Daha sonra şuraya geldiğinde buraya geldiğinde gene al demişiz. Hedef olarak vermiş olduğumuz bir bölge var. 38'ler. 38'lere geldiğinde 3 günlükte 200 mark. Bunun kafasına vurmuş. Kafasına bir daş atmış. Şunu yanlış yeri tuttum bu arada. Şuradaki bir sarılığı almaya çalışıyorum. Ya tutamıyorum bir türlü. Şunu he. Buradan kafasına vurmuş. Biz bu kafasına vurmayı şuraya kadar olur diye beklerken erkenden çıkmış. Çana hız daha dar bir çanak yapmış. Buradan kafaya darbeyi almış. Şimdi ne bekliyoruz? Dash coin'de. Şimdi beklediğimize baktığımızda e, hedef burasıydı. Buradan bir beklesin yapmış, geri çekilmiş. Dash'ta herhangi bir problem açıkçası görmüyorum. Şunun üzerinde kaldığı müddetçe bir destek koyalım biz şuraya. Sağlam olsun. Kaç burası canım benim. Çok gittin. He. 35'miş. 30, düz hesap 35. Şu an 35 63. 35 63'teyse ise problem yok. 35 doların üzerindeyiz. 35 doların üzerindeysek DAŞ'ta işte hiçbir problem yok. 35 doların üzerinde kaldığımız müddetçe ilk hedef 53 sonrası da 77. Korku endişe paniğe gerek yok. 35'in üzerinde kaldığımız müddetçe. 35'in altına bir inersek aşağıda 31'ler var. 31'lere kadar çakılırız haberiniz olsun. 35 üstü daş iyidir, güzeldir. Ben teşekkür ederim. Yapay sürekli alt altcoin paylaşıyorsunuz. Biraz da yapay zeka projelerini yorumlayın. X ayı gibi teşekkürler. X ayı bir alt altcoin değil mi? Değil. Yapay zeka projesi. Hocam hep altcoin paylaşıyorsunuz. Biraz da meme coin paylaşın. Ee, Shiba gibi. Yani bu aynı şeyden bahsediyorsunuz. Aynı şeyin laciverti yani. Teşekkür ediyorum yorumun için. Magic incelemesi olabilir. Bir ara yaparız. Hebar poligon matik için iyi gelişmeler iyi yönde var mı? Matik bir hayal kırıklığı oluyor şu an. Ee, bu ayı sezonu çok iyi geçirdi. Çok güzel projeler yaptı. Matik Hebar da keza öyle. Daha güçlü performans göstermelerini beklerdim sevgili Kartal'cım. Biraz Hayırdır, ağır bir biz sanki... e, kabul ediyorum. Burada tıkladık bir yerleri kabul ediyorum ama matik olsun hebar olsun sağlam projeler iyi bir projeler bunlardan güzel e, tutmaya devam et iyi paralar kazanacaksın şu an için öyle çok olumlu bir gelişme yok ama tutmaya devam et belli olmaz yarın pat diye bir haber gelir başlıktan bir şey anlayamadık çünkü bir tek harf hatası var tek bir tane harfi R harfini fazla koymuşuz ve o da bütün cümleyi bozmuş herhalde bence gelir Geldir. ha geldi demişim. O R'yi fazla koymuşuz. Op aldım. Yanlış yaptım. O halde demiş. O yanlış yapmadın çünkü op'u ben de aldım Baki'cim. Ee, dün hatta Twitter'dan takip etmeyenlere de Twitter'dan takip etmenizi öneriyoruz. Beğendiğimiz coin'leri hep Twitter'dan paylaşıyoruz. En son op'la ilgili bir gelişme CLV. Çok şaşırdım. 500 puan. Evet, bugünkü videoda dikkatimi çekmişti dün için. Op niye bu kadar düşüyor diye. Şimdi bakınca fark ettim ki optimizm düşüşünü tamamlamış gibi. Spot, sepete, mal arayanlara duyurulur. Optimizm, op iyidir, güzeldir. Destek ve dirençleri veriyorum dedim. Op iyidir, güzeldir arkadaşlar. 9.79 hedefimiz var. Ben de aldım. Bu kadar düşmüşken kaçması dedik. oyuna bakar mısınız? Uzun vade 0.10. Bu yara bakarız. Hocam, vif akibeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygun alınma yeri sizce neresidir? Biraz daha çekilsin. Öyle. SSV coin'e bakın coin'ler çok geliyor. Kapasite belli. 3 tane 4 tane. Anladınız mı? Mini hakkındaki düşünceleriniz nedir? Mini hakkında olumlu şeyler düşünüyorum. Bitcoin'den dolayı çekilmesi normal. Bu liquidity Binance'leri de bulamadım. Kısaltılmış nasıl yazılıyor bilen var mı? Liquidity'yi dünkü videomuzda zaten ben incelerken ekranda kısaltılmışı yazıyordu zaten. LQTR diye yazıyordu orada ekranda. Ekranı durdursan baksan aslında göreceksin. Bir. ikincisi Senin ne işin var Binance TR'de? Binance TR mi kaldı Ali'cim? Binance Global'den referansla hesap açıyorsun. Binance Global'de. Binance TR'deki bütün hesaplarını tamamen ücretsiz bir şekilde Binance Global'e aktarıyorsun. Sonra da diyorsun ki hocam ben Aliadis Binance Global sizin referansınızla işlemimi açtım. Üye oldum. işlemi sizin referansınızla üye oldum. Portföyümü aktardım. Beni alsat grubuna al diyorsun. Alsat grubumuza da geliyorsun. Orada liquidity'den daha iyi coinleri zaten paylaşıyorum. Emekleriniz için teşekkür ederim hocam. Elimde bu ay döneminden kalma UTK coin var. Geleceği var. Var. Geleceği var bakabilir misiniz? Memnun olurum hocam. Geleceği var ama şu an bakamayız. Video çok uzun oldu. Tutmaya devam et. USR e teşekkürler. Merhaba GRT protokol GTA'yı inceler misin? Olabilir bir ara bakabiliriz. Sizi severek takip ediyorum. Umarım yardımcı olursunuz. Bana da hocam Nier mu Op mu hangisini almalıyım ya da almamalıyım. İşte dün ben kendim Op aldım. Tamam ben dün Op aldım. E, bakamadık bu aralar ama ben dün Op aldım. Artık şimdi op almışken nir al demem saçma olur. Hocam bu me geleceği var mı? Bence yok. Mim token ama oluyor yani gidiyor. Bonk hocam geleceği var mı bonk'un? Yok. Ama gen bonk uçtu gitti nerede de gitti. şey olarak proje olarak bir geleceği yok. Ama piyasadaki hype'dan dolayı mim tokenlere var olan hype'dan dolayı bir geleceği oluyor. Proje 5 para etmez. Ama reklamla işini çok iyi götürüyor. Bome. <laughs> Hocam geçen Jet Jetus USDT, Jet ben paylaşmıştım. Alın demiştim. Jetus, Jet. Jetus USDT değil. Jet USDT ya. Neyse her neyse. Aldım. 3x long. 160 yükseldi. Daha sonra ters çekiç yaptı. Korgu kapattım. Bakarsanız sevindim. E kapatmışsın daha. Niye? Jet'i biz aldık önerdik. Ee, güzel de bir para kazandık. Çaktırma ama ben de sattım. Hocam ne olur dar koyuna bakar mısınız? Yükse almıştım zaten zamanında geleceğin bu hedef düşünceleri nedir beklemeli miyim? Beklemelisin. Dar koyunu daha önce defalarca analiz ettik ve hepsinde beklemelisiniz sonucunu çıkartmıştık. Güzel şeyler gideceğini iyi bir metamask e, metaverse projesi olduğundan bahsetmiştik. Tutmaya devam Ayşe Nur Hanım. Ayşe, Ayşe Nur Gül. Ayşe Nur Gülümser. Gözler iyice gitmiş. Tık, tık, yutelim. Hocam şu anda biliyoruz ki bu anın başındayız ama çoğu kişi bu sene yazın yani 2024 yazında piyasanın zirve olacağını düşünüyor. 2024 yazında piyasanın zirve olacağını düşünüyor. Ama daha halving olacak ve bunun etkileri tamamen etkileri de hemen gelmiyor gibi. Geçmiş dönemlere baktığımızda halvingle yaklaşık bir yıl sonra zirveler görülmüş. Öyle olursa 2025 Nisan'da zirve görülüp ayıya gireceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? bu sene piyasadan çıkmayıp 2025'imi beklesem dedim. Şimdi neden böyle düşünüyorlar? Bitcoin'de kripto paralarda genel itibariyle Mayıs ayı sonrası bir düşüş olur. Haziran gibi aslında Haziran'ın başı gibi genelde bir düşüş olur. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta genelde kripto paralar Bitcoin genel olarak düşer. Bu sene de tabii bir düşüş olması muhtemelen ama küçük olmasını bekliyoruz. Yüksek bir yükseliş e, o dönemde güçlü bir yükseliş beklemiyoruz. Bu ayı ise dediğimiz gibi 2025'te bekliyoruz. Şimdi halbuki Nisan'da olacak. Bir iki hafta belki bir geri çekilme. Ardından işte Mayıs, işte Haziran gibi güçlü bir yükseliş. Sonra biraz ağır vasıta, ağır vasıta da ulan halving oldu piyasa niye yükselmiyor ya diye söyleneceğiz. Kışa doğru da tekrardan güçlü bir yükseliş. Piyasanın asıl 2025 yazından sonra düşeceğini düşünüyorum Ben 2025 yazından önce piyasadan çıkmam sevgili Ahmetçim Demet Hanım'a kalbimizi koyduk GRT'de boğa hedefi 3 doları yukarıda cevapladık bant Hocam demiş Teşekkür ederim baktınız şimdi kötüye Hocam Soundbox 34-35 dolar diyordunuz şimdi 7 dolar bu seneki hedefimiz 7 dolar boğa hedefimiz 34-35 dolar Soundbox'ta ben anlamadım. ATH'sini geçecek 34 dolar falan. E tamam arkadaşlar bu sene için hedef 7 dolar. Boğa hedefimiz 34 35 dolar. Cevap ben demek ki bende var problem. Ben yanlış anlatmışım. Herkes öyle anladıysa hayırlı işler. Tekrar ediyoruz. E, Sandbox'ta 2024 hedefimiz 7 dolar. Ana hedefimiz, boğa hedefimiz 2025'in ilk 6 ayındaki boğa hedefimizde 34-35-33-38 bilemez 30'un üstü yani boğa hedefimiz var Evet canlar bilmiyorum hatırlatalım mı tekrardan al sat grubumuza gelmek tamamen ücretsiz GTO borsası Bybit borsası MXC borsası ya da Binance Global borsası ya da Binance hesabı olup da hiç kaldıraçlı işlemi açmayanlar için de Kaldıraç referans kodumuzu kullanarak üyelik oluşturanları üyelik oluşturduktan sonra işlem yapıp bana UİT numarası atanları AlSat grubumuza alıyoruz. Bu borsalardan işlem yaptıkları müddetçe de borsalar e, grubumuza hiçbir ücret kesinlikle ve kesinlikle ödemeden alıyorlar. Bir başka videoda bir başka sohbette görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Çok uzun oldu. Allah'a